haklıymışsın. Babam konusunda. Beni affetmeyecek misin? Şimdi bunları konuşmanın hiçbir faydası yok Alara. Babam kayıp. Annem süperişan. Para lazım. Ateş. O babamın verdiği parayı alsın. Sen bu işten uzak dur Alara. Sakın. Nasıl uzak durayım ya? Sen benim... Alara. Beni bu duruma sokma lütfen. Benim için babanla mı mücadele edeceksin sen? Ederim. Edemezsin. İşin ne kadar ciddi olduğunu anlamıyorsun. Ne yapayım ya? Döneyim arkamı gideyim sana yabancı mı olayım? Onu mu istiyorsun? Öyle istiyorsun. Daha kolay o zaman değil mi? Babama karşı öfkeni frenlemene gerek kalmayacak. Yakın yiyin birbirinizi. Ben sadece gerekeni yapıyorum. Ya aptal mıyım ben ya? Anlamıyor muyum benden neden kaçtığını? Babanın iflas ettiği ilk gün benden kaçtığın gibi. Bodrum'a ilk geldiğinde benden kaçtığın gibi yine kaçıyorsun. Gemi batarken atılacak ilk yük ben miyim? İlk benden mi vazgeçiyorsun? Hayır, vazgeçmiyorum diyebilmeni o kadar isterdim ki. Ben de babanın karşısına çıktığım ilk anda yanımda durmanı o kadar çok isterdim ki. Emeklemeden koşmayı, dünyanın her yolunda yürüyüp kaybolmayı. Aslında ben de isterim düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Aklımdan geçen sözler, kalbimden gelen sesler, hepsi bir orman oldu. Bir kibritle yok oldu. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldu. Yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldu. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldu. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldum. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldum. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum.